Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Nerede Tuncay bizim ya? Tuncay, kızarsan ben kızarım sana ya. Başka kimse kızamaz sana. Kızarsan ben kızarım dedim ya. Geri başka laf yok. Tamam. Ben askerdeyken kardeşim uyuşturucuya bulaşmış. Geldiğimde fark ettim. Çok mücadele verdik ve hala veriyoruz. Bu bir imtihan mı bilemiyorum ama zormuş. Bize nasihat verebilir misiniz? Öncelikle sizden ve bütün abi kardeşlerden dua bekliyorum. Allah yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak inşallah bütün uyuşturucuyla mücadele edenlere yardım etsin. Amin. Bir derviş delil ve burhan arar mı? Arar. Herkes bir delil, bir burhan arar. Yani normalde İnsan aklı hep delile, burhana gider. Ebu Cehil kuyuya düştü. Kuyuya düşünce herkes uğraştı onu çıkarmak için. Bir türlü çıkaramadılar. Yeğeni ya aynı zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona haber gönderdi. Dedi ki beni çıkarırsa bir tek o çıkarır. Haber verdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri geldi. Dedi ki seni buradan çıkardığımda iman eder misin? Benim peygamberliğimi kabul eder misin? Evet dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Elini tuttu çıkardı. Bu şak kamer dedikleri var ya hani ayın ikiye bölünmesi. Ebu Cehil çok akıllı. Bu sefer dedi ki, ey kardeşim oğlum, şu ayı da dedi ikiye bölersen sana tam iman ederim, seni tasdiklerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri meşhur mucizesi olan ayın ikiye bölünme mucizesi. Onu da Cenab-ı Hakk'ın izniyle icra etti. Dedi ki ona o zaman, vallahi sen tam bir büyücüsün, şimdi daha iyi inandım. Şimdi tam bir büyücüsün, şimdi daha fazla inandım. Şimdi dervişler de kendilerince, kendi akıllarına bir delil, bir burhan arar. Hele sufilik söz konusu olunca, bu böyle daha revaçta olur. Ama bütün büyükler, şunu söylemişler. En büyük burhan Kur'an ve sünnettir. Çünkü bir kimsenin Kur'an ve sünnete uyup öyle yol alması kadar zor bir şey yoktur. Bakın öyle yol alması kadar zor bir şey yoktur. Asıl delil, asıl istikamet Kur'an ve sünnete tabi olmaktır. Dervişin, çok özür dilerim, böyle bir kısmı avamdır. O avam insanlar böyle şeyhlerinden harikulade bir şey beklerler. Avam bekler. O yüzden avam için de normaldir. Emitasyon ürün satmak caiz midir? Emitasyonu deri gibi deri der de satarsa caiz olmaz. Ama imitasyon, imitasyon. Bu ayakkabı ne? İmitasyon kardeşim. Bu deri ceket mi? İmitasyon kardeşim. Bunda o zaman bir beis yok. Aldatmak yok İslam'da. Rabbim aldatanlardan ve aldananlardan eylemesin inşallah. Amin. Müslüman ne aldatacak, ne aldanacak. Thank you.
Burada 15 tane soru var. Birbirine bağlantılı, bağlantısız. Yetiştirebildiğimiz yere kadar yetiştirelim inşallah. Soru 1. Türkiye ekonomisindeki iyileşmeyi nasıl görüyorsunuz? Suni mi yoksa gerçek mi? Ben ekonomideki iyileşmeyi suni görenlerden değilim. Ama tam bir gerçek, tam bir reel bir ekonomi var da diyemem. Ama Türkiye üretim üzerine yatırımlarını fazlalaştırırsa, üretim üzerine daha da yatırımlarını fazlalaştırırsa bu ekonomi kalıcı bir şekilde büyümeye devam eder. Ama böyle üretim üzerine yatırımlarını devam ettirmezse bu sıkıntılı. Şu anda Türkiye ekonomisi bu noktada yüzde belki de 35-40 risk taşıyor. Benim görüşüm. Ama ekonomi çünkü otomotivin, tekstilin genel olarak üzerinde dönüyor. Bu son zamanlarda inşaat çok büyük atılım yaptı. Ama bütün dünya ekonomilerinde inşaat iç ekonomiyi ayakta tutan en önemli unsurlardan birisidir. Ve Türkiye'nin şu anda hala da büyük bir inşaat açığı var. Yani Türkiye'deki altyapı, inşaat derken sadece ev olarak görmeyin bunu. Yol, köprü, inşaatın içerisinde bunlar. Ondan sonra şehirlerin iyileştirilmesi, şehirlerin altyapısı, ondan sonra yolların düzeltilmesi, düzgünleşmesi, yeni yollar yapılması gibi Türkiye'nin henüz daha önünde benim tahminim, benim gördüğüm 15 yıllık, 20 yıllık bir inşaat açığı var. Bu 15-20 yıl inşaat açığı devam eder. Bölgesel de olsa bu açık anca kapanır. Çünkü yurt dışından bize inşaat yapan firmalar gelmiyorlar. Gelmeleri de hoş karşılanmaz zaten. İnşaatı zannetmiyorum. Hükümet böyle bir karar da almaz. Yurt dışından inşaatla alakalı bir hizmet almayı veyahut da inşaat ham maddeleri, yardımcı maddeleri almayı. Biraz lüksleri dışarıdan alıyorlar. İşte İtalyan, Fransız seramikleri gibi, ne bileyim karo fayans gibi bu tip şeyleri. Ama ekonomideki iyileşmeni ben %60 reel olarak görüyorum. Bu üretimin üzerine, madenlerin üzerine, üretimin ve yeraltı kaynaklarının üzerine yatırımlar yapılırsa bunun daha da iyileşeceğini, daha da ileriye gideceğine inanıyorum. Mesela bu silah sanayine daha hızlı, daha fazla yatırım yapmaları lazım. Türkiye'nin geleceğiyle alakalı bu savunma sanayi diyorlar ya, aslında savunma sanayinden çıkarıp bunu saldırı sanayine getirmeleri lazım. Ha ismi savunma sanayi olarak nitelendiriyorlar ama savunma sanayine daha fazla yatırım, daha fazla çaba lazım. O yüzden diyebiliriz ki işte Türkiye otomotiv, makina, ondan sonra enerji, inşaat, savunma sanayi ve hizmet sektörleri için bu normalde yatırımların daha da fazlalaşması lazım. Geleceğin sektörleri nelerdir, nasıl işler yapılması daha doğru, bizlere ne tavsiye edersiniz? 10 yıldan beri inşaat iyi ivme kazandı. İnşaat hala da 15 yıl daha gider. İnşaat üzerine, işte dükkan, ev yapma üzerine, bilişim üzerine, hani bilişim diyorlar ya şimdi, onun üzerine, madenler üzerine, tekstil ve otomotiv üzerine yatırım yapanlar uzun müddet daha iş yaparlar. Bu daha hani ince teknolojilere girilmesi, Türkiye'de bunun altyapısı yok henüz daha. Ha, uluslararası arenada bu yazılım ve
daha teknik, daha böyle teknolojik ürünler muhakkak geleceğin işi. Ama Türkiye bu konuda biraz geç kaldı. Ülkenin geleceği ile ilgili farklı senaryolar var. Ümitli konuşan da, kıyamet senaryosu çizen de var. Sizce gelecekle ilgili kaygı, korku, negatif veya pozitif düşünceleriniz nelerdir? Ülke bıçak sırtında denilebilir bu noktada. Benim görüşüm. Çünkü Orta Doğu'daki kargaşa bitmeyecek. Orta Doğu'daki kargaşanın Türkiye'ye de etkisi olacak. Hem direkt hem endirekt olarak. Hem direkt hem de endirekt olarak etkisi olacak. Türkiye aslında Doğu ve Güneydoğu'daki iç çatışmayı güzel bir refleksle, güzel bir refleksle dışarı taşıdı. Yani neredeyse adamlar Ankara'ya, İstanbul'a kadar gelmişlerdi çatışa çatışa. Türkiye kendi kılcal damarlarına henüz daha inemedi temizlikle alakalı. Görünenleri temizledi. Cenab-ı Hak yardım etti, lütfetti. 15 Temmuz'la beraber normalde Türkiye'de sıkıntılı olan iç meselelerin görünenlerini halletti. Daha sıkıntı bitti mi? Hayır. Sıkıntı var mı? Evet. Ama onlar şimdi böyle bir baş kaldırma, böyle bir kendilerince yeni bir eylem yapma, yeni bir şeyler yapma noktalarından uzak. Çünkü bu meselenin karşısında millet odaklandı, kenetlendi. Bu odaklanma ve kenetlenme dağılmadığı müddetçe bunlar içeride Türkiye'ye zarar vermek isteyen unsurlar içeride eskisi gibi hareket edemezler, rahat davranamazlar. Ha, hükümet bu 15 Temmuz'un sonunda 15 Temmuz'u ve arkasından gelen şeyleri çok iyi yönetebildi mi? Hayır. Yönetimle alakalı hatalar var mı? Evet. Ama belki de ellerinden bu kadar geliyor, kapasiteleri bu kadar. Daha iyi, daha ince araştırıp, incelip, daha iyi işler çıkarılabilir mi? Evet. Ama bu noktada yani not vermeye kalksak, yüzde kaç veririm? %50 veririm. %50 veririm. İçinde çok haksızlıklar var, çok yanlışlıklar var, çok eksikler var. Var. Ama bu şartlar içerisinde normalde yapılan işler doğru mu? Bir yere kadar doğru. O yüzden Türkiye geleceğe koşarken kendi iç dinamiklerini, kendi içerisindeki parazitleri, kendi içerisindeki negatiflikleri halletmesi lazım. Ama güzel bir şey yaptılar. Yani terörle alakalı, Doğu ve Güneydoğu'yla alakalı meseleleri sınırların dışına çıkardılar. Artık orası sınırın dışı mı, sınırın içi mi de bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama aynı şekilde de Irak'ta bir operasyon gerek. Bu PKK'yla alakalı Irak'ta bir operasyon gerek. Bu aslında bundan 10 yıl, 15 yıl önce yapılması gereken şeylerdi bunlar. Ama Doğu ve Güneydoğu'da problem var mı? Var. Doğu ve Güneydoğu'da hala da problem devam ediyor mu? Evet. Artık problem zaten PKK meselesinden çıktı. Şimdi haftalardır benden yeni bir 10 yıllık sohbet bekliyorsunuz ya. Halbuki o sohbetlere bakmış olsanız önümüzdeki 10 yıllık ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. Ben de diyorum ki okumuyorlar veya dinlemiyorlar. O eskiye yönelik onları dinlerseniz, eskiye yönelik onları dinlediğinizde
O zaman normalde hani o 10 yıl önce konuştuklarımızı dinlediğinizde bugünleri ve bundan sonrasını çok iyi analiz edersiniz. Mesela ben dün gibi hatırlıyorum. İşte Doğu ve Güneydoğu'ya ne yapacaklardı? Zeytin diplerine atlarını bağlayacaklardı. Bağladılar mı? Bağladılar. Uçağının kapan geldi mi? Geldi. Silahını kapan geldi mi? Geldi. Şimdi hala da Suriye'ye yığınak yapıyorlar mı? Evet. Irak'a yığınak yapıyorlar mı? Evet. Ve bu yığınakları yaparken de oradaki yerel unsurları kullanıyorlar mı? Evet. Yerel unsurları ne olarak kullanıyorlar? Osmanlı'da Osmanlı'yı deviren aynı oyunu, aynı tezgahı yapıyorlar. Ne diyorlar? Nasıl Suudlulara o zaman için bir devlet sözü verildiyse, ne zaman o Suud kardeşlere, Suudların babalarının, bugünkü o ölen vardı ya Suud kralı, onun dedeleri oluyor. Onların dedelerine nasıl söz verdilerse, sizin hepiniz de buraya kral yapacağız diye, birisini Ürdün'e, birisini Yemen'e, birisini Irak'a, birisini Suud'un başına kral yaptılarsa, sonra o kralları da devirdiler kendi içlerinde. Kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. Birisi Ürdün'de, birisi de Suudi Arabistan'da. Ürdün'deki kralla Suudi Arabistan'daki kralla kardeş çocuklarının çocuklarının çocukları. Bakın, kardeş çocuklarının çocuklarının çocukları bunlar şimdi. Aynı şeyi şu anda Irak'ta ve Suriye'nin bir bölümünde İngiliz, Amerika, yani Avrupalılarla, Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Orta Doğu politikalarında birleştiler. Artık Avrupa Birliği'ne nasıl bir peşkeş verdilerse, onlara bir söz verdiler ki Avrupa Birliği de topa girdi. Yani Orta Doğu'da Avrupa Birliği de var. Önceden Amerika, Çin ayrı bir fraksiyon gibi duruyordu. Ama tahmin ediyorum, sadece bu tahminden ibaret. Yani Rusya'yla da Amerika Orta Doğu konusunda anlaşmış gibi. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki, hadis-i şerifte diyor ki 7 tane bayrak sahibi atlarını gelip oraya bağladığı zaman, 7 tane deyince 7 tane büyük süper güç. Ben öyle o zamanlar bunu kendimce tefsir etmiştim. Bu 7 tane büyük güç silahlarını oraya getiriyorlar. Ve orada Türkiye'ye de buradan bir sıkıntı gelecek mi? Evet. Sıkıntıda mıyız? Evet. Bakın, sıkıntıda mıyız? Evet. Ama tarihte görülmediği kadar iç dinamikler, yani içerideki halk tarihte görülmediği kadar kulakları, tabiri caizse kulağa kirişti herkesin. Böyle bir noktada ülkeyi yönetmek de zordur. Yani ülke normale dönmüş değil daha. Yani her an için bir yerde bir şey olmuş olsa herkes sokağa dökülüp hiç farkında olmadan yanlış hatalar da yapabilirler. Yani bir söylenti filancalar bunu yapmış derlerse herkes birbirini katledebilir ülke içinde. Ama böyle bir durumda eğer ülkeye dışarıdan bir saldırı gelecek olursa, zannediyorum millet kazmaya küreye gerek kalmaksızın yalın ayak, başı çıplak dışarıdan olan bu müdahaleye canhıraş gider herkes. Bunu göze alamayabilirler. Çünkü böyle bir şeyde, yani Türkiye önlenemez bir şekilde, önlenemez bir şekilde. Orta Doğu'da ne yapacağı belli olmaz. Önlenemez bir şekilde diyorum,
Eğer hükümetin başındaki kimseler halkın bu galeyanını söndürmeye kalkarlarsa millet hükümeti de devirir o zaman. Sen bu memleketi peşkeş çekmişim, sen bu memleketi satmışım bir yerlere derler. Hükümeti devirerek yaparlar bu sefer. Tehlikeli bir nokta bu. Bakın bu öyle bir tehlikeli bir nokta ki, yani mesela doğuda, güneydoğuda ülkeye bir saldırı olmuş olsa, ülkeyi yönetenler o saldırıyı yalayıp yutmaya kalkarsa mesela, yani bu saldırının neticesinde işte barış yapalım örneğin, işte oraya bir devlet kuruluyor, o devlete de bir miktar yer verelim ya mecburuz noktasında böyle bir şey yaparlarsa bu millet hükümeti de yıkar. Hükümeti yıkacağını da gösterdi zaten insanlar. Ne yaptılar? Mesela işte bu hendekle alakalı ondan sonra politikaya dur dediler. İndiriverdiler aşağı oylarını. Hükümeti de çok rahat yıkar bu insanlar. Nasıl 15 Temmuz'da herkes sokağa döküldü, tek vücut oldu. Ne askere ne polise gerek kalmadan darbeyi durdurdu. Dikkat edin. 15 Temmuz'da asker ve polis henüz daha hareket etmeden insanlar harekete geçtiler. Şu içinde bulunduğum cemaat gazi bir cemaat. Neden? Henüz daha Cumhurbaşkanı bile sokaklara dökülün demeden bu cemaat sokağa indi. Ne asker var ne polis var daha. Cafer bana dedi ki biz meydandayız hiç kimse yok daha dedi. Ben İzmit'ten inin meydana dediğimde, çıkın meydana dediğimde dedi ki biz geldik meydana henüz daha kimse yok burada dedi. Bu refleksi herkesin göstereceğine inanıyorum. Şimdi 15 Temmuz'da bir tereddüt etti herkes. Bütün cemaatler, bütün tarikatlar tereddüt ettiler. AK Parti'nin kendisi de tereddüt etti. Milletvekilleri, il yöneticileri, ilçe yöneticileri hepsi de. Acaba dediler, beklediler. Çünkü biz sabah namazı vakti geldiydi. Sabah bizim nazarımda hani arkadaşlar biliyorlar o geceyi. Yani ben bir Allah biliyor manevi bir rumuz bekliyordum, işaret bekliyordum. Yani dedim ki bu da olduğunda böyle olduğunda bu iş bitecek. Hatta İbrahim Aybey bile bekliyordu benden haber bekliyordu ne oluyor ne gidiyor diye. Öyle olmadı mı Aybey? Bütün arkadaşlar haber bekliyordu benden. Hani ne yapacağız, ne olacak diye. Dedim bekleyin. Yani dedim bu mesele seher vaktinde ne olacağı belli olacak diye. Ne zaman ki hamdolsun Cenab-ı Hakk'a o işareti gördüm. Dedim bitti işimiz. Hadi şimdi evlere dedim. Çünkü geri kalan artık işin gösterisiydi. Biz ama evlere giderken AK Partili bazı milletvekilleri ve yöneticileri yeni uyanmışlar daha. Gözlerini ovuştura ovuştura geliyorlar. Yeni geliyorlar yani. Hatta dedim Cafer bunlar dedim yeni geliyorlar daha dedim. Beklediler bunlar dedim ben. Hani ne tarafa doğru yönelecek bu iş? Eğer darbeciler galip gelecek olsaydı onlar darbeciler safına geçecekti. Bunlar da vardı. Hala da var. Kendi içlerinde de var. Kendi içlerinde de var bu. Bunlar hala da duruyorlar kendi içlerinde. Temizlenmesi lazım dediğim şeylerden bazıları da bunlar. Hala da yüksek paralarla işlerin olduğunu söylüyorlar.
alınması gereken insanların Ankara'da yüksek paralar ödeyip alınmaktan bırakıldığını, bazı iş adamlarının yüksek meblağlarla bu işi bitirdiğini, bazı siyasetçilerin yüksek meblağlarla bu işleri bitirdiğini, ben isim vermek istemiyorum, şahıslarla işim yok ama bundan da böyle inticap ediyorum bunları söylemekten. Çünkü duyduklarınızı söylemeniz size yalan olarak yeter. Hadis-i şerifi de duruyor. Ama birinci ağızdan bunları dinleyenler, bunları bilenler gelip bana söylüyorlar. Tam başarıya ulaşamadı dediğim şeyler bunlar. Kendi içlerinde de darbeyi bekleyen insanlar vardı. Bekliyorlardı. Böyle bir şeyin olacağını da kendileri de biliyorlardı. Ha, ayrı mesele bunlar. Ama normalde ülke insanı cesaretlendi şu anda. Eğer ülkeye dışarıdan veya içeriden bir müdahale söz konusu olursa bu insanlar tekrar sokağa dökülür mü? Evet. Bunda iç savaş riski var mı? Evet. Bakın, yönetmek zordur dediğim şey bu. Bunda çünkü iç savaş riski de var. O yüzden ülkeyi idare edenler çok ince düşünüp çok ince hareket etmek zorundalar. Diyeceksin ki şu anda o inceliği görüyor musun? Hayır. Yani o inceliği görüyor muyum? Hayır. Yani en basitinden söylüyorum. Yani 28 Şubat'a göğüs germiş, sokağa dökülmüş cemaat ve tarikatlara partinin belirli organlarından ve partinin belirli şahıslarından tepki geliyorsa ve bu tepkiye de parti ve partililer susuyorsa bindik dalı dalı kesiyorlar. Bakın, bindikleri dalı kesiyorlar. Bugüne kadar hangi parti, bakın hangi parti olursa olsun, sufilere ve cemaatlere savaş açtıysa yenilmiştir. Yenilmesi, bu yenilmesi de böyle acaba mı değildi? %100'dür. Aha, nerede kaldı 28 Şubatçılar? Nerede 28 Şubat'ın prototipleri? Nerede 28 Şubat'ın anlı şanlı kimseleri? Nerede 28 Şubat'ın destekçileri? Bak, Allah affetsin. Ben buradayım derken şimdi çoğul olarak söylüyorum. Ben buradayım. Onlar nerede şimdi? Bak, ben kapalı spor salonlarındayım. Meydanlardayım. Onlar nerede? Bu cemaat ayakta, bak, duruyor dimdik. O zaman 28 Şubatçıların korku hegemonyasına kapılanlar nerede? Bizim dergahımız da dahil buna. 28 Şubat'ta kepenk indiren il, ilçe, zakir, nakip, nügabba nerede bunlar şimdi? Dolaylı olarak zalimlere yardım ettiler çünkü. 'Yardım ettiklerinden dolayı Allah da onlardan intikam aldı. Birileri şimdi yeni FETÖ'ler oluşmasın, yeni FETÖ'cüler oluşmasın, yok yeni bir şey oluşmasın diye. Sen Allah'ı zikreden, tertemiz ehli tarikata laf söyleyeceğim, bunlarla uğraşacağım dersen Allah'ın intikamı şiddettir. Senden de intikamı alır. Bu kim olursa olsun. O yüzden normalde ülkenin geleceğiyle alakalı çok ince bir çizgideyiz. Bu ince çizgi iyi idare edilirse inşallah iyi idare edilir. Selamete kavuşuruz. Ama bu zaman zarfında
Eğer Türkiye'ye bir saldırı maldırı olursa herhalde Türkiye de buna cevap verir zaten. Ama o saldıran güçler de herhalde çok büyük bir ders alırlar. Ve Türkiye hiç umulmadık bir değişimle, dönüşümle Mehdi ordusu haline gelebilir. Hiç umulmadık değişim ve dönüşümle Türkiye Mehdi ordusu haline gelebilir eğer bir saldırıya uğrarsa. Allah hayır versin. Amin. Ülkemizi yönetimsel anlamda zafiyetleri oldukça sıkça dile getiriliyor. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Bu noktada bu son dönem Doğu ve Güneydoğu politikalarını destekliyorum. Bu noktada zafiyetler orta yerden kalktı. Ama FETÖ mücadelesi adı altında eksiklikler ve yanlışlıklar çok. Bu noktada biraz böyle üzerine akledip, üzerinde biraz daha titiz çalışıp bu meseleleri düzenlemeleri lazım. Bu konuda sıkıntı fazla. O yüzden yönetimsel anlamda belediyelerin ve bürokrasinin ve partinin yöneticilerinin çok iyi bir şekilde terbiye edilmesi lazım. Tekrar söylüyorum, belediyelerin, bürokrasinin ve parti yöneticilerinin çok iyi terbiye edilmesi lazım. Çok acı. Bunu böyle siz sordunuz diye söylüyorum. Çok acı. Adalet mekanizması dağılmış vaziyette. Bunlar yönetimsel problemler. Belediyeler dağılmış vaziyette. Bürokrasi dağılmış vaziyette. Parti yöneticileri dağılmış vaziyette. Ya işte şöyledir de böyledir de bir başlarım ağzımı açmaya, hesabını veren olmaz. Diyeceksiniz ki bunlar bitmeyecek mi? Eğer ki biz ülke içerisinde eğitimi değerler üzerinden yürütemezsek bitmeyecek. Değerler üzerinden eğitim verip o değerlere sahip bürokratlar yetiştiremezsek bitmeyecek. Şimdi herkes cemaatten, aslında Türkiye'deki en büyük handikaplardan birisi buydu. Yani eğitilmiş, sağlam, temiz bürokrat olarak cemaatin yetiştirdiği insanları görüyorlardı. Ve devleti idare edenler, hükümet, cemaatin yetiştirmiş olduğu bürokrata teslim oldular. Çünkü ne tarafa dönerlerse dönsünler onlar çıkıyorlardı karşılarına. Bir yere genel müdür yardımcısı atanacak, kaç tane aday var? 10 tane. Veya işte bunun ikisi cemaatin dışından, 8 tanesi cemaatin yetiştirdiği kimse. Ama kripto gibi hareket ettiklerinden, birbirlerinden bağımsız göründüklerinden, birbirleriyle konuşmadıklarından, sohbet etmediklerinden, ayrı ayrı gruplarda sohbet ettiklerinden kimse birbirini tanımıyor. Atanıyor birisi, birisi atanan da cemaatten, alınan da cemaatten, sürgüne gönderilen de cemaatten, yerine getirilen de cemaatten. O hale geldiydi. AK Parti de kanatlarını açtı onlara. Nereye ne atanacaksa her yer onlardan atanıyor. Partinin içi de öyleydi. Hala da öyle de. Yetişmiş bürokrat nereden? Cemaatin içinden.
bütün devletin de hükümeti idare edenlerin de ümidi onlardı. Diğerleri kendilerine rüşvet alıyorlardı, çalıyorlardı, çırpıyorlardı. Bunlar da cemaate alıyorlardı. Değişmedi bir şey. Birisi diyordu bu raporu yazmayayım bana 100 milyar ver. Öbürkü de diyordu ki bu raporu yazmayayım cemaate 100 milyar ver. O adam ister ha ona vermiş ha cemaate vermiş. O adamdan 100 milyar istiyorlar sonuçta. 100 milyara gidecek. Cemaate gidiyordu. Cemaat de deseydi ki biz almayız kardeşim. Bunu böyle çok rahat konuşuyorum. Böyle birebir şahit olduğum şeyler var. O yüzden rahat konuşuyorum. Birisi dese ki gözünle gördün mü? Evet. Birisi dese ki duydun mu? Evet. Eğer cemaat deseydi ki alan da veren de namussuzdur. Şerefsizdir, haysiyetsizdir. Biz almayız kardeşim. Biz bu namussuzluğu, şerefsizliği, haysiyetsizliği yapamayız kardeşim. Deseydi Allah onları yıkmazdı zaten. Onlar şu bağrı yanık milletin içinden çıkıp bu millete tekrar hançer vurdular. Allah ondan yıktı onları. Onlar deselerdi ki biz namusumuzla, şerefimizle hizmet edeceğiz kardeşim. Bu ülke insanı yetiştirmiş olduğu insanların nasıl hizmet ettiğini görecek. Biz Allah'ın emrettiği gibi dimdik ve düpdüzgün duracağız. Sırat-ı müstakimde iş yapacağız deselerdi. Bakın altını çiziyorum bunu. Ülke onlarındı. Altını çiziyorum. Ülke onlarındı. Ama onların da bir farkı yokmuş. Nasıl yokmuş? Öbürkü 100 milyar istiyordu, cebine atıyordu. Bu da 100 milyar istiyor, cemaatin cebine atıyor. Değişmedi. Bir müteahhit gidiyor, ona da 100 milyar verecek, ona da 100 milyar verecek. Veriyor. O zaten vermeye alışmış. Buraya kaç kat imar istiyorsun sen? 20 kat istiyorum. Normal vatandaş gidiyor, 20 katı alamıyor. Ondan sonra birileri giriyor devreye, o 20 katı alıyor. Kim alıyor? X adam alıyor. Belli X adamlar, öyle değil mi? Değil mi İsmail? Belli değil mi? Belli. Belli. Ne fark kaldı başkalarından senin? Yönetimsel zaaflar bunlar. Bunlar bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Uhud savaşında dahi görülmüş. Okçular tepesi meşhur ya, hepsini sıralıyor oraya. Benden emir gelmedikçe mevzilerinizi terk etmeyeceksiniz diyor. Herkes çıkıyor şimdi Okçular tepesinde dua ediyor ya. Herkes Okçular Tepesi'ne çıkıyor değil mi? Bütün ömreciler Okçular Tepesi'ne çıkarıyorlar. Kim var Okçular Tepesi'nde? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sözünü dinlemeyenler var. Milletin Uhud'u ziyaret ettirdiği, hacıların ve ömrecileri ziyaret ettirdikleri yer, mevzilerini terk edenlerin yeri. Nereye gitmeleri lazım? Tam onun karşısına gidecekler.
kayalıkların dibine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o kayalıkların dibine kadar çekildiler geriye. Geriye çekildiler ta kayalıkların dibine kadar. O Hazreti Hamza radıyallahu anh Hazretlerinin şehit olduğu yer var ya, onun Okçular Tepesi'nin karşısı oluyor. Asıl oraya gidilmesi lazım. Ama nereye götürüyorlar insanları? Okçular Tepesi'ne götürüyorlar. Hayır. Diyecekler ki işte Hazreti Muhammed Mustafa, bakın ümmet nasıl aldatılıyor. Ümmetin şuuru nasıl kayboluyor. Hazreti Muhammed Mustafa şu mağaranın önüne kadar geldi. Şurada şu çukurun içerisine düştü. Bu çukurun içerisinde yanında şu sahabe vardı, şu vardı, bu vardı. Burada savaştı. Niçin bu halleri yaşadı? O Okçular Tepesi'nde mevzilerini terk edenlerden dolayı onu yaşadı. Nerede o Okçular Tepesi? Ta karşıda bak. O karşıda duran tepe var ya, evet. Oradaki ashab Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözünü dinlemeyen, sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü dinlemeyenlerin bulunduğu yer. Sana da söz dinlememe bulaşabilir. O yüzden sen oraya gitme. Ya da gidiyorsan bunun şuurunda ve bunun bilincinde git. De ki ya Rabbi beni bununla karşılaştırma. Beni Kur'an ve sünnetin sözünü dinlemeyenlerden eyleme. Amin. Bizleri harama göz göre göre bulaşanlardan eyleme. Amin. Bizleri farzları göz göre göre terk edenlerden eyleme. Amin. Bizleri Kur'an ve sünnet çizgisinde daim eyle. Amin. Bizleri bozulanlardan eyleme. Amin. Cümlemize inşallah. Şimdi aynı her cemaatin içerisinden bu çıkar. Mevziyi terk eden, mevzisini terk eden her cemaatin içerisinden çıkar, 28 Şubat'ta bizim içimizden de çıktı. Sakın ha hiç kimse de şu eminliğe bulaşmasın. Ben olmam. Yok kardeş. Herkes olur. Herkes olur. Bir kancaya takılır gidersin. Farkına varmaz. Neden? Olanları gördüm çünkü ben. Bazen örnekliyorum ya. Şeyhimin yanındayım ya. Ümredeyiz, beraberiz. Beytullah'tayız. Telefon açıyor. İsimleri zikredeyim mi, zikretmeyeyim mi diye o yüzden bekliyorum, tereddüt ediyorum. İşte Sivas'ın Zakir'i. Ahmet Duran abi telefon açıyor. Baba polisler burada çok sıkıştırıyorlar, dersleri iptal edelim mi? Edin. O aradığından yetmiyor. Geri kalan ondan sonrakiler de arıyor. İşte polisler kapımıza geldi de, işte polisler şöyle yapıyordu da, dersleri iptal etmeyi düşünüyoruz efendim. Edin diyor. Şey efendi, Beytullah'a yönelik. Ben de hemen böyle 20 santim gerisindeyim, yanındayım. Elinde tesbih böyle. İşte Beytullah'a bakarak da çat çat, meşhurdur onun çatı. Böyle tesbihten çat çat ses çıktı mı sakın sesini çıkarma. Hiçbir şey de sorma. Zaten bir üstad, bir şey efendi tesbihini almış. Bir çekiyorsa veyahut da gözünü yumduysa bir şey sorma zaten ona. Sesini dahi çıkarma. Ardından Adil aradı. Bu hastalık böyle bir şeydir, korku. Ardından Adil aradı. İşte polisler geliyordu da gidiyordu da sıkıştırıyorlardı, basacaklarmış da. Efendim müsaade ederseniz dersleri iptal edeceğiz. Edin.
Arıyorlar, Konya'sı aradı, Tokat'ı aradı. Hepsi de birbirinden irtibatlı bunlar. O ona telefon açıyor, o ona telefon açıyor, o ona telefon açıyor. Benim telefon da sessizde. Benimkini, beni de arıyorlar boyuna. Ben açmıyorum telefonu hiç. Bakın ben telefonu açmıyorum hiç. O aradı, o aradı, iptal oldu, iptal etti, iptal etti. Bursa'yı da aramışlar. Biz dersleri iptal ettik, siz de iptal edin. Şeyh Efendi'nin emri, bir de öyle demişler. O zaman da benim arkadaşlara hep böyle tembihim var yakın tarih. Hala da tembihlerim ben. Bir şey duyacaksanız benden duyacaksınız. Böyle önemli bir meselede. Ben ararım Zakir kardeşleri, Çavuş kardeşleri. Ararım kendim. Tabi telefon da benim normal çalıyor, ben bakmıyorum telefonu. Zaten Şeyh Efendi yanında telefona Şeyh Efendi bak derse bakıyor. Ben hiç şeyhimin yanında alo efendim dememişimdir kendi kafamdan. Telefon çalar, ben bakmam şeyhimin yanında. Mustafa Efendi bak oğlum telefonuna da ben bakarım. Mustafa Efendi seni arıyorlarmış oğlum bak telefonuna bakarım. Öyle ben bakmam, Şeyh Efendi'yi ararlar. Bakın ben bakmam telefona, Şeyh Efendi'yi ararlar. Efendim hakkınızı helal edin, özür diliyoruz sizden. Mustafa abiye ulaşamıyoruz, ona ulaşmamız lazım. Mustafa Efendi oğlum sana ulaşamıyorlarmış. Bak telefona. Bakarım ben o zaman. Öbür türlü bakmam hiç, şeyhimin yanında ben telefon çalıp da telefona baktığımı hatırlamıyorum. O müsaade etmeden bir şey konuştuğumu hatırlamıyorum. Oha yok öyle değildi efendim dediğimi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum bakın. İzinsiz ondan izinsiz onunla konuştuğumu hatırlamıyorum ben. Onun lafına girdiğimi hatırlamıyorum. Yani o konuşurken onun lafına girdiğimi hatırlamıyorum. Veya ondan izinsiz konuştuğumu hatırlamıyorum. Veya ona bir rüya anlatıp rüyamın anlamı ne dediğimi hatırlamıyorum. Rüyamı tevil eder misiniz? Hatırlamıyorum bakın. Bakın tekrar söylüyorum bunları hatırlamıyorum hiç. Yani oturup işte telefon açıp hava nasıl oralarda? Hatırlamıyorum ben. Bakın hatırlamıyorum hiç bunları. Öyle ben onun yanında bir kişi iki kişi muhabbet edecek hatırlamıyorum ben. Ben hatırlamıyorum. Öyle bir başkası yapacak onlara da müsaade ettiğimi hatırlamıyorum. Ben onu kaşımla gözümle işaret ederim. Çık dışarı. Onu çıkarırım dışarıda derim. Ne konuşuyorsunuz Şeyh Efendi'nin yanında? Ne muhabbet ediyorsunuz Şeyh Efendi'nin yanında? Kahve ocağı mı burası? Çay ocağı mı? Yüzlerine derim bir de pişpirik oynasaydın. Bunları hatırlamıyorum. Benim telefon da çalıyor o gün cayır cayır. Ben açmıyorum telefonu. Herkes aradı, açtı, söyledi, söyledi, söyledi. Bana döndü. Mustafa Efendi sizin orada sıkıntı var mı dedi. Yok efendim dedi. Yok efendim dediğimizde iki de bir de beni götürüyorlar. Teleferik'te basıldık, Reyhan'da basıldık. İşte biz şey, ne o? O zaman curcuna ortalık. Oğlum yok mu? Sizde sıkıntı yok mu dedi. Yok efendim dedim ben. Maşallah dedi. İptal et derse de. İptal edeceğiz biz de. Ama bizim buradan içimizden
Yine kullanayım şimdi kullanmayayım mı diye düşünüyorum ama önceden kullanmıyordum isimleri. Bizim belirli arkadaşlar gene kullanmayayım ben. O arkadaşların hatırası var bizde de gene. Ben yine merhamet edeyim, kullanmayayım. Onlar şey efendi demişler efendim, bir basılırsak, şöyle olursak, böyle olursak bizim dükkanımızı Mustafa abi mi açacak, bizim çeklerimizi Mustafa abi mi ödeyecek? Birisi memur, demiş ki ben memurluktan atılırsam benim evime Mustafa abi mi bakacak? Biz demişler toplu derslere gitmek istemiyoruz. Biz böyle küçük küçük toplanmak istiyoruz. İyi toplanın siz orada demiş. Bunu da şey efendi kendisi söyledi bana, duyma değil bu. Bakın duyma değil, birisinin duyması değil. Şey efendi kendisi söyledi, oğlum böyle böyle dediler bana. Ben de o zaman toplanın, zikirsiz kalmasınlar oğlum, derssiz kalmasınlar. Nasıl toplanıyorsanız toplanın dedim. Hiç önemli değil efendim, nasıl emredersiniz dedim. Şimdi korkaklık böyle bir şeydir. Veyahut da bir haberle böyle yayılır, fitne böyle çıkar. Ve zalime karşı, zulme karşı direnmeyince böyle de dağılır insanlar. Bunlar da normalde zulmettiklerinden, Kur'an sünnet çizgisinde durmadıklarından Allah bunlara da bir tokat vurdu. Allah bizi hayır etsin. Amin. O yüzden yönetimsel anlamda gerçekten ülke onlara emanet edilecekti neredeyse. Demek ki bunda da bir hikmet varmış. Cenab-ı Hak onları tabiri caizse tokadı vurdu. Yıl sonunda doların 5 TL olacağı söyleniyor. Olabilir mi? Yani dolar 10 lira da olabilir diyelim biz şimdi. 20 lira da olur dolar. Dolar yıl sonunda yok da olabilir. Yıl sonunda dolar 5 lira olabilir diyenlerin hızla dolar almaları lazım. O zaman dolar şimdiden 4 lira olması lazım. Dolara yatırım yapmaları lazım. Siz yılbaşında doların 5 lira olması demek ülke ekonomisi yüzde kaç oluyor çünkü? %30 oluyor öyle değil mi? 40'a yakın mı oluyor? Ülke ekonomisinin batması demek. Ülke ekonomisinin %40 geriye düşmesi demek. Bunlar biraz böyle bilinçli kasıtlı propagandalar. Bakın bilinçli ve kasıtlı propagandalar bunlar. Bunun böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Bir sufi zengin olmak isteyebilir mi? İster. Bu yönde çalışabilir mi? Tabii. Dolar yaptırabilir miyiz? Yaptırabilirsiniz. Bunun ülkemize ve ümmete zararı var mı? Bu ayrı bir mesele. Bir kimse ticaret yapıyor. Ticaretinde dolar kullanıyorsa dolarla iş yapacak. Dinen bu caiz. Altın kullanıyorsa altınla iş yapacak. TL kullanıyorsa TL ile iş yapacak. Bunu normalde yatırım olarak görebilir mi? Her cevap görebilir. Her cevap görebilir. Ya ülke bundan zarar görür mü? Ülke o zaman dolardan çıksın zarar görecekse. Ne olacak ki nasıl olsa olağanüstü hal var şimdi. Bir kanun hükmünde kararnameyle. Türkiye içerideki dolar rezervlerini bir kanun hükmündeki kararnameyle altına çevirsin. İşine. Kanun hükmünde kararnamelerle devlet ve hükümet yönetmek kadar kolay bir şey yoktur. Meclisten geçireceğim derdi yok, şu derdi yok, bu derdi yok. Topla 5 kişiyi, al kararı, hatta 5 kişiye bile gerek yok. Bir kişi kararı alır. Bakanlar kuruluna gönderir, o da kanun hükmünde kararnameyi yayınlar, biter. Şu anda gizli diktatörlük olduğu konuşulur, olabilir mi? Olabilir. Yani açıktan diktatörlükleri gördü bu ülke, gizlisini görse ne olacak? Düne kadar Kemalist diktatörlüğün altında yaşıyor diyor, kimse itiraz etmiyor diyor.
Ha 28 Şubat'ta diktatörlük yok muydu? 12 Eylül'de diktatörlük yok muydu? Yani AK Parti hükümete gelirken diktatörlük yok muydu? Hala da ülke Kemalist diktatörlüğün altında değil mi? Bir şey mi değişti sanki? Anayasayı değiştiremiyor ülkede. Bir kanun çıkaramıyorlar. Kimin diktatörlüğü var acaba? Türk ordusunun gücü bazen abartılır, bazen yerin dibine sokuluyor. Türk ordusu mevcut tehdidi savuşturacak güce sahip mi? Değil. Türk ordusu şu anda uluslararası arenada NATO'yla, ABD'yle, İngiltere'yle, Rusya'yla savaşabilecek güçte değil. Uzun menzilli füzeleriniz mi? Var, yok. Uçak geminiz mi? Var, yok. Ağır bombardıman uçaklarınız mı? Var, yok. Uzun metrajlı ağır bombardıman uçaklarınız var mı? Yok. Buradan Amerika'ya gidip Amerika'yı bombalayıp geri dönecek uçaklarınız var mı? Yok. Buradan İngiltere'ye gidip İngiltere'yi bombalayıp geri dönecek uçaklarınız var mı? Yok. Yaptırmazlar ki size. Bölgesel bir güç mü? Evet. Bölgesel bir güç mü? Evet. Ama 20 tane, 30 tane uçak alacak bir uçak gemininiz dahi yok. Yok. Çok donanımlı denizlerde savaşacak gemilerimiz yok. Fırkateynler var. Yeni yeni her sene bir tane, iki senede bir tane yeni fırkateynler yapıyorlar. Gücü ona yetiyor. Ama öyle Akdeniz'de kafa kafaya savaşabilecek deniz kuvvetleri yok. Yok. Karadeniz'de kafa kafaya savaşabilecek deniz kuvvetleri yok. Amerika'ya, İngiltere'ye, Rusya'ya kafa tutacak hava kuvvetleri yok. Amerika, İngiltere, Rusya'ya kafa tutabilecek füze rampaları yok. Yok. Karasal güçte iyi, iyi. Kime karşı iyi? PKK'ya karşı, Suriye'deki güçlere karşı iyi. Irak'la, Suriye'yle, İran'la baş edebilir mi? Evet. Bölgesel güçlerle baş edebilir mi? Evet. Yunanistan'la baş eder mi? Evet. Bulgaristan'la baş eder mi? Evet. Yunanistan'ı 10 günde siler süpürür önüne koyar mı? Evet. Bulgaristan'ı 3 günde siler süpürür önüne koyar mı? Evet. Ama bırakmazlar ki. Baş başa kalsa yapar onları. Eyvallah. Ama Türkiye'nin şu anda savaştığı bunlar değil ki. Türkiye dolaylı olarak İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Rusya bunlarla savaşıyor. Çok ince bir politika gütmeleri lazım. Türkiye belirli yerlerde Rusya ile beraberlik yapıyor, belirli yerlerde Amerika ile beraberlik yapıyor. Öyle işini götürmeye çalışıyor.
Yani Suriye ve Irak politikalarını öyle götürüyor. İnce bir çizgide götürüyor. Başarılı mı? Şu ana kadar başarılı. Ama öyle bir Rusya'yı karşısına alıp da Amerika'yı karşısına alıp da bir şey yapmıyor. Yapmaması daha mantıklı, daha akıllı zaten. Öyle hamasi duygularla vatan millet Sakarya deyip de hüra gitme böyle bir şey yok. Türkiye'nin burnu kanar o zaman. Yani bazı kabadayıları vardır. Hiç kimseyi vurmadan, cezaevine girmeden kabadayılık yaparlar. Asıl kabadayılık odur benim nazarımda. Türkiye'de onu oynuyor şimdi. Ve Doğu ve Güneydoğu'da bu tuttu. Yani uluslararası güçlerin yaptığı siyaseti uyguluyor. Yerel güçleri silahlandırıyor, onları eğitiyor. Devletler böyle uzun nefesli işler yaparlar. Eğitiyor, onları savaştırıyor. Harika. Başlarına da bir tane paşa atıyor. Yanına da özel kuvvetlerden elemanlar veriyorlar. Onlar savaşıyorlar orada. Yerelde çok kuvvetliler, bir sıkıntı yok. FETÖ olaylarından mağdur aile ve kişi söylentiler biraz hayli fazla. Bu kişilere bakış açımız nasıl olmalıdır? Bunun gerçek tarafları var. Bir de gerçekten FETÖ'nün bu konuda bir propagandası var. Ama bu propagandayı önlemek için bu işin başındaki kimseler inceleyip, sık dokuyup hızla bu işleri bitirmeleri lazım. Bir, bugüne kadar işte az önce söyledim ya, söylentiler var. İşte 300 milyara, 500 milyara, 1 trilyona, 2 trilyona, 3 trilyona kapatılan dosyalar gibi. Bunların da önüne geçemiyorlar. Söylentiler had safhada. Bakın, söylentiler had safhada. Muhakkak kurunun yanında yaş dayanacak ama fazla yanıyor bu ara. Kuzey Kore ABD gerginliği tiyatro mu, arkasındaki plan nedir? Yani bu süper güçler kendi süper güçlüğünü göstermek için kendilerine muhakkak bir düşman oluşturmaları lazım. Ben böyle bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ha belki de Amerika kendi hegemonist yapısını güçlendirmek, kendi politikalarını daha da reel hale getirmek için vallahi kimi kullanabilir mi? Kim ya o adamın adı? Kullanabilir. Sonuçta adam Avrupa'da yetişmiş bir kimse. Avrupa'da yetiştirilmiş de olabilir o. Oraya gönderilip zamanı geldiğinde hadi iki tane bize uyduruktan bir füze gönder. Biz de sana 10-15 tane füze atalım deyip ondan sonra etrafa gözdağı vermek için böyle bir şey yapabilirler mi? El cevap yapabilirler. ABD Bulgaristan'a, Gürcistan'a, Suriye sınırına askeri yığınak yapıyor. Burada amaç Türkiye kuşatmak olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Yani bir sabah bombalanaraktan uyanabiliriz. Yani bunun için ABD'nin herhangi bir uluslararası hakkı, hukuku izleyecek bir şey yok. Türkiye'de de satılık örgüt çok. Satılık adam da çok. Ajan da çok. Birinin eline bir tane uyduruktan bir havan topu koy. ABD'nin bir üstüne, ABD'nin bir şeyine bir tane havan topu attır. Ondan sonra başına olanca bombayı yıksın seni. Ne olacak ki? Çok kolay. Geçen haftaki sohbetinizde Müslüman ülkelerin karışacağını söylemiştiniz. Bunların içinde Türkiye'de saymıştınız. Bu karşılıklı kasıt savaş mı? Karışıklıktaki kasıt savaş mı? İç savaş mı? Ekonomik çöküntü mü? Üçü de. Katar'ın Kabe'yi Vatikan gibi uluslararası bir statüye sokmak istemesi doğru mu? Bir stratejik bir sözdü. Bu da stratejik bir sözdü Katar'ın söylediği. Suudi Arabistan'a şunu dedi.
Sen dedi böyle devam edersen bak senin en çok mahremin korktuğun şeyi ben konuşulur hale getiririm dedi, konuşulur hale getirdi. Bunu konuşulur hale getiririm dedi ve konuşulur hale getirdi. İsrail ve ABD'nin Körfez Arapları üzerindeki oyununu nasıl görüyorsunuz? Türkiye bu oyunu bozabilir mi? Türkiye bozmak için uğraşmıyor. Türkiye İsrail ve ABD ile oynamıyor, uğraşmıyor zaten hiç. Uğraşmaması da doğru bir politika. Diyeceksiniz ki doğru mu? Evet. Bakın doğru mu? Evet. Bunu şimdi içerideki dini ve milli duygularla nasıl böyle söyler ya filan diyebilir bazıları. Bunlar dünya siyasetini ve devletin gücünü bilmeyen insanlar. Senin gücün yok. Sen İsrail'le savaşmaya kalkarsan anında ham yaparlar seni, yutarlar. Bu korkutmak için söylemiyorum bunu. Siz stratejiye göre davranacaksınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti hicret ettiğinin ertesi yılı Mekke'nin fethine çıkmadı. Hamasete gerek yok. Anne ile kız arasında sürekli çatışma yaşanıyor. Bunu düzeltmek için aile bireyleri, anne baba ne yapabilir? Babalar babalıklarını devam edecekler. Babalar böyle anne kız arasına çok girmesi hoş değil. Ama anneler bilhassa kızlarını kendi zamanlarındaki gibi yetiştirmeye çalışıyorlar. Burası sıkıntılı. Hele anneler böyle hastalık haline bir temizlik sıkıntısı onlarda ulaştıysa, işte belli şeyler ulaştıysa, anne kız arasında bitmeyen mücadeleler oluyor. Bitmeyen mücadeleler. Anneler ne yazık ki kızlarıyla arkadaş olamıyorlar. Bu kültüre sahip değiller çünkü. Bu kültüre sahip değiller. Bu kültüre sahip olmadıklarından dolayı habire çatışıyorlar. Çatışan anneler çatışma kültüründen gelmiş ailelerden. Kızlarıyla çatışan anneler kendi evlerinde yetişirken çatışma kültüründe büyümüşler. O çatışma kültürünü devam ettiriyorlar. Ahlaklarını Muhammedi ahlaka devşirememişler. O çatışma kültürlerini devam ettiriyorlar. Ve çatışma kültürlerini devam ettirdikleri müddetçe yetişmiş, yetişmek üzere olan ergen çocuklarını kaybediyorlar. Anneler, eğer kızlarınızla çatışmaya devam ederseniz sizin kızınıza bir genç bir erkek gelir, seni çok seviyorum der, o erken peşinden gider o kız. Onu dinler, onun fikirlerini kabul eder, ay ne kadar güzel düşünüyorsun der, o kızı avlar. Sonra sen saçını başını yolarsın, ben ona her şeyimi verdim de, ben her şeyi yaptım da ona da bir dediğini iki etmedim de, neden böyle yaptı da saçını başını yolarsın. Yok. Kız çocuklarınızla çatışmayın. Babalar, erkek çocuklarınızla çatışmayın. Bireyler birbirlerinin hayat standartlarını ve hayatlarını kabul etmeliler. Oğlum ben senin yaşındayken ne yapıyordum biliyor musun? Ne yapıyordun? Ben şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum, şunu yapıyordum. Sen yapmıyorsun, bilmem ne oldu. Küt! Ne oldu?
Ne oldu? Benim babam 16 yaşında öldü, biliyor musun? Ben 16 yaşındaydım. Hem eve baktım, hem kendime baktım, hem şunu yaptım, hem bunu yaptım. Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Pat! Öyle mi yapmalıyız? İyi, sen Cenab-ı Hak sana lütfetmesi, hayat standardın senin yükselmiş. Ne yapacaksın şimdi? Çocuğu sen hayat standardın yüksekken süründürecek mi? O çocuk sana kinlenmeyecek mi? Sana nefretle bakmayacak mı? Demeyecek mi? Bana 10 lira vermeye muktedirken, verebilirken vermedi. İşte öldün gittin. Şimdi ben bak nasıl yiyorum demeyecek mi çocuk? Diyecek. Veyahut da benim böyle bizatihi şahit olduğum şeyler var. İşte babada 20 tane 30 tane daire var, kızını kirada süründürüyor. Babanın ayrı kira geliri 150 bin lira. Bundan 4-5 yıl önce. Kadıncağız kirada duruyor. Kirayı ödeyemeyecek halde. Ben gayri ihtiyar demişim ya. Şuradaki daireyi sana verse ne olur hani? Oho dedi. Ben para isterim diye dedi. Ben eve bile katmıyorlar beni dedi. Bir baba, bir anne, kızı onu dinlemiyor olabilir, onu dinlememiş olabilir. Gerek var mı ya? Arkandan nefretle bakacak. Otursun bir tane dairende senin. Ne olmuş ya? Damadı mı yedireyim? Yedir ya, kızın değil mi senin? Otursun bir dairede de otursun. Ne var bunda? Ne var bunda? Evladın değil mi senin? Evladının üzülmesinden, ızdırap çekmesinden memnuniyet mi duyacağım? Böyle bir mozaşistik var. Allah bizi affetsin. Amin. Vaktinizi aldım, hakkınızı helal edin. Evet. Kurban bayramında ölü kimse için kurbanlık kesilir mi? Kesilirse arife günü, bayram günleri mi kesilir? Kurban günü kesilebilir, bir sıkıntı yok. Çocukları olmayanlar için 40 gün Meryem suresini oku diyorlar. Nedir bunun gerçekliği? Hiçbir hadis-i şerifte okumadım. Benim okuduğum hadis kitaplarında böyle bir şeyle karşılaşmamış olabilirim. Böyle bir şey de olabilir. Bir şey de diyemeyim. Bir hadis okuyayım, ondan sonra derse başlayalım. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatır. Abdullah bin Revaha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabından biriyle karşılaşınca gel bir saat iman edelim. Yani bir süre Rabbimizi zikredelim derdi. Yine bir gün bir sahabi aynı şeyi söyleyince sahabi buna kızıp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Revaha'yı görmüyor musun? Senin imanından yüz çevirip bir saat iman etmeye yöneliyor dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah İbni Revaha'ya merhamet eylesin. O meleklerin imrendiği zikir meclislerini seviyor dedi. Meleklerin imrendiği zikir meclislerini seviyor dedi. Zikir meclislerine ne yaparmış? Melekler imrenirlermiş. Şimdi Allah'ı öyle zikredelim ki melekler imrensinler inşallah. Fâlemennâhû lâ Allah.
Fatiha ma sadak. Amin destur.